Metin'le aramızda 2 yaş vardı. Yani ben ondan 2 yaş büyüğüm. Ama böyle bütün okul hayatımız boyunca hep yan yana, hep beraberdik. Yani hem çalışkan, hem... inanılmaz bir çocuktu. Böyle dokunduğu herkeste iz bırakan biri. Herkesi özel hissettiren birisiydi. Yani ortaokuldan sonra hep çalışarak öğrenimini tamamlamış. Hem emekçi öğrenci, öyle bir çocuktu. Yani hiç yük olmayan. İşte benim abim bakkal dükkanı vardı ama o hafta sonlarını bakkal dükkanında geçirirdi. Onlar işte çocukları da gelsin, etsin diye. Yani 26 yıl oldu. Hani böyle hem dün gibi işte yaşadıklarımız, anılarımız, acısı, özlemi büyük. Kıyılamayacak birisiydi yani. Hani onu yakından tanısa o katiller de kıyamazdı bence. Bu iyiliklerinden dolayı. Şimdi Metin Göktepe gazeteciliği diye bir gazetecilik oluştu hakikaten. İlk işte Metin'in doğum günü olan 10 Nisan 1998'de verilen ödül töreniyle başlayan bir süreçti o. Metin Göktepe gazeteciliği şöyle de bir gazetecilik. Hani bunu Fatih Polat söylemişti ve ben hakikaten bende çok oturdu. Yani haber barikatın arkasındaysa bile anlam getirilmesi gereken, halka ulaştırılması gereken bir şeydir diye. İşte Metin tam da bunu yapmıştı ve bence Metin kendi ölüm haberini de yaptı bana göre. Çünkü kayıpları izleyen bir gazeteciydi aynı zamanda. Gözaltında kayıpları izleyen bir gazeteciydi ve orada onu kaybedeceklerini bence anladı ve o yüzden hani en azından bir kişinin tanıklık etmesiyle fail meçhul olmak istemediği için ben Metin Göktepe'yim, Evrensel Gazetesi'yim, muhabiriyim diye defalarca kendi adını bu şekilde bence bu nedenle haykırdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla o gazetecilik hakikaten iyi ki var, iyi ki şu anda da bir sürü işte gazetecilerin hapiste olmasına rağmen işte ciddi anlamda baskıya uğramalarına rağmen yılmayan o ekol gazetecileri var diye düşünüyorum ben. Metin Göktepe gazeteciliği yapanların şöyle bir derdi olmalı. Ya unutmamak, unutturmamak. Niye bu böyle? Çünkü hakikaten yeni gazeteci ölümleri yaşanmasın diye de. Mesela iletişim fakültelerine de okuyan, yeni yetişen gazetecilere bu gazetecilik anlatımında işte Uğur Mumcu gazeteciliği, Hrant Dink gazeteciliği ki işte onların Onat Kutlar, Abdi İpekçi gazeteciliği, Musa Terim gazeteciliği ve işte hayata bakışı anlatılmalı. Metin Göktepe gazeteciliği yapan bütün o kardeşlerime elbette ki çok böyle selamlarımı göndermek isterim. Bir, ikincisi de zor da olsa çok zor olduğunu bildiğim o gazeteciliğin, o hani Metin Göktepe gazeteciliğinin o kalemin satılmamasını, kırılmamasını, yere düşmemesini ve her zorluğa karşı işte onların, o gibi insanların sayesinde işte en azından halkın gerçeklere ulaştığını gören bir yerden bakarak devam etmelerini ve hakikaten güç dileyerek devam etmelerini söyleyebilirim.